görecek gözlerimin senini. Dağlar, yüce dağlar, derdim nece dağlar. Yol ver kurban olur, yârim geçe dağlar. Dağlar, yüce dağlar, derdim nece dağlar. Yol ver kurban olur, yârim geçe dağlar. Kanama önemsiz. Akşama kadar bir güzel uyur. Yarın taburcu ederiz. Evde dinlenmesi lazım. Bakım şart. İlaçlarını düzenli alsın. İçkiye düşkün müdür çok? Problem olacak kadar değil. Seviyorsa da birkaç hafta içmiyversin. Sağ ol. Aynen söyleyeceğim kendisine. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Uyuyormuş. Ben Hasan'ın rahatsız edilmesini istemiyorum. Seninle ikidir hastanede karşılaşıyoruz. Ama sen şanslısın. Yarın kardeşin taburcu olacak. Ben kardeşimi morgdan almıştım. Ben de kardeşinle aynı arabadaydım. Tam tersi olabilirdi. Sen kardeşine giderdin. Ben şimdi huzura kavuşmuş olurdum. Keşke. Ama senin çok iyi bildiğin bir şey var. O da... Evet. Söyle. Çekinme. Errak senden nefret ediyordu. Öyle mi? Nefret ediyordu demek. Peki seni seviyor muydu? Ben onu seviyordum. Benim için önemli olan bu. Ama onun daha çok sevdiği birileri vardı galiba. Ne dersin? Bunu bilemeyiz. Kendi konuşamayacağına göre. Bunun için susturdun onu. Sonsuza kadar. Ne olmuş baba, neymiş? Yok, bu gerçek olamaz. Gerçek olabilir. Bence maaşlarımıza zam yapılması çok mantıklı. Yani kabul edilebilir bir şey. Otel. Otel satışa çıkarılıyor. Ne? Yok can, bu olmaz öyle şey, yanlıştı. Maalesef yanlış değil. Oteli satışa çıkartıyor Kadim Bey. O bizim adlarımızın olması şartlardan biri. 2 yıl hiçbirimizin işten çıkartılmamasını şart koşuyor. Kredi borcu dedi. Duymadın mı? Ödersin borcu. Ne kadarsa o kadar ortak olursun otele. Ha? Kadim Bey paçayı kurtarır. Sen de yeni bir işe girmiş olursun. Tertemiz. Hay aklınla bin yaşa ya. Olur mu Balla? Çare olur musun bu müşküle? Yani olabilir misin? Ya adamı tanımam etmem, bırakın ya. Ya tanıştırırdık. Ya ondan kolay ne var? Konuşursunuz. İnsan dediğim konuşa konuşa. Ne diyeyim? Tanıştırayım mı sizi? Ya varmayın üstüme. Kafam karıştı şimdi benim. Otel motel. Gelen giden belli değil. Bir alaksızlık yaparlar. Bir şey yaparlar. Aklım ermez be. Ya tanışmaktan ne çıkar? İyi tanışalım. Bakarsın. İyi tanışalım. Yemeğe falan gelsinler. Yahut misafirim olsunlar bir gün. Yarın. Ha! Hayırdır, günaydın, ne bu telaş? Uyku tutmadı. Sabaha kadar düşündüm. Ne düşündün sabaha kadar? Sana kaç para lazım? Ne? Ya şu banka kredisi midir, ne karın ağrısıysa kaç para lazım? Ne garip bir kadınsın sen. Ne garip sorular soruyorsun insana. Ne olacak banka borcumu öğrenirsen? Söyler misin? Söylerim. O parayı sağ buldum. Bak Ezo.
iyi niyetli olduğunu biliyorum. Ama bazen sınırını aşıyorsun. Anlamadığın işlere karışmasan daha iyi olacak. Ben kendi işlerimi yoluna koymasını bilirim. Kadim Bey. Bu konuşma burada bitti. Çok işim var, geç bile kaldım. Sen de mutfağa gitsen iyi olur. Eminim Kutsal Usta'nın senin yardımına benden daha çok ihtiyacı var. Laflara bak laflara. Eminim Kutsal Usta'nın senin yardımına benden daha çok ihtiyacı vardır şu anda. Bak 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 bak. Ne diyeyim? Kıldan ince, kılıçtan keskin. İyi niyetli olduğunu bileyim. Ama sınırı aşıyorsun bazen. Şükür bunda bir ima yok. Direkimin bir laf. Akılsız yazın. Hayır, sana ne, sana ne? Elin derdinden sana ne? Otel satılacakmış. Arabanı da satmazsan hatırım kalır. Bu konuşma burada bitti. Geç kaldım değer. Onu daha sonra konuşsak olur mu da değer. Karar verilmiş, hüküm bildirilmiş ha. Ha, bitti dedim mi bitti. Haydi marş marş mutfağa. Neden? Kutsal Usta'nın senin yardımına benden daha çok ihtiyacı var şu anda. Evet. Ne oluyor ya? Ezo? Kızım ne bu hal? Şerif Hanım o şeyi derhal ortadan kaldırın. Derhal, derhal. Bana bak Bekir. Benim adım deliye çıkıvermiş. Bu Ezo kızınız sabah karanlığında bak bacakla kavgaya tutuşmuş. Senin karşında tencere yok. Çiziverim vallahi. Yeter artık. Herkes işinin başına bakayım. Hadi. 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 Derhal. Derhal işinizin tamam. Başına. Ezo. Ne var kızım? Yok bir şey usta. Kötü bir rüya gördüm. Misafir kabul ediyor musun? Ah, hoş geldin. Hoş bulduk. Rüyanda gördüm galiba. Ha, rüyamda gördüm. Oteli satıyorum. Ne? Bak ben sana her şeyimi açıyorum. Azarlasan, kaşlarını çatsan bile. Ne azarıymış, ne haddime. Sen ama sır küpüsün. Canın sıkkın, neyin var desek, yok rüya gördüm, yok başım ağrıyor. Bana yutturamazsın, bir şeyler olmuş. Ne olacak, kendi akılsızlığın. Saçmalama Ezo, sen tanıdığım en akıllı... Şişt, beni bana övme sakın, kızgınım ona. Kime? Kendime. Karşıma çıksa bir akıl şamarı atacağım, aklı başına gelecek. Hayır Ezo, yemezler. Kime kızgınsın sen? Ay bacım, ne meraklı şeysin sen, mülk sahibine kızgınım oldu mu? Ne mülk sahibi ya? Ha, anladım Kadim Bey. Ne oldu ki? İyi, öğren de başın göğe ersin. Şimdi bu adam otel satmayayım mı? Öyle görünüyor. Bunların işi belli olmaz ki. Hah, ağzına sağlık. Hiç belli olmuyor işte. Şimdi ben bu müşküle bir çare buldum. Aa, ne diyorsun ya, sahi mi? E'si? İşte bu kadarını diyecek oldum kendisine. Sevinmiştir herhalde. He, ne demezsin. Öyle sevindi, öyle sevindi ki... Suratını görmediysen ne desen boş. Aa, ne yani, sevinmedi mi? Haddini bil, mutfağına dön. Anladın mı nasıl sevinmiş? Bak beni konuşturdun, daha kötü oldum ha şimdi. Ya dön işine, beni rahat bırak. Bir iş bulur bulmaz gideceğim zaten ben buradan. Saçmalama Ezo, aklına bile getirme. Ama haklısın, çok kaba konuşmuş yani. Yok canım, tam öyle demedi tabii. Okumuş adam. Kutsal Usta'nın sana daha çok ihtiyacı vardır mutfakta dedi, incecik. Tatsız hikaye. İbretli hikaye. Ne demek ibretli? Masal kimin yani? İbret alınabilir istenirse. Ana fikir, davul bile dengi dengine. Ya.
Nedim için de korkuyorum. Bu Süreya bayağı tehlikeli olabilir. Biliyorum. Biliyorum ama nasıl anlatayım bunu ona? Öz kardeşimi tanımaz oldum. Sana Ezo'dan söz etmiş miydim? Etmez olur musun? Sık sık. Öyle mi? Farkında değilim. Ya bu sabah haksız yere kalbini kırdım da kızın. Ne yaptın? Aradığın parayı buldum diye çıktı sabah sabah karşıma. Şişecine gibi. Bak sen nereden bulmuş? Canım ne bileyim. Dinlemedim bile. 40-50 bin lirası olan bir tanıdık falan varsa kim bilir. İyi niyetle söyledi. Ama niye ters dedim ki? Özür dile. Olur mu dersin? Olur olur. Sen gönlünü alırsın. Kapı çaldı. Ben götürürüm. Sen kapıyı aç çocuğum. Limon getireyim. Buyurun. Nedim Bey evde mi? Evet efendim. Ben haber vereyim. Kim diyeyim? Süreyya dersiniz. Yatıyor mu? Evet, odasında dinleniyor. Ben haber vereyim. Yavrum, sen bunu Nedim'e götür. Olur efendim. Yatağından kalkmasın. Tamam efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada göreceğimi düşünmemiştim. Ben de sizi. Ama karşılaştık işte. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Nedim'in rahatsızlığı üzdü bizi tabii. Size de teşekkür borçluyuz. Hastaneye siz götürmüşsünüz diye duydum. Önemli değil. Fenalaşmıştı. Görebilir miyim kendisini? Doktor kesin istirahat dedi ama. Nedim'e bir sorayım. Süreyya. Hoş geldin, gelsin mi? Doktor dinlemiyor demek. Ama zaten Nedim yaramaz olandı değil mi? Akıllı oğlunuz olsa uslu uslu yatardı şimdi. Yo, yanılıyorsunuz. Bir bayan eve geldiyse Kadim de kalkıp karşılardı. Kim olursa olsun. Seninle biraz konuşmamız lazım. İyi misin? Ben iyiyim de sağ olsun Elçin anne ile doktorumuz el birliğiyle yatağa bağladılar beni. Gelsene içeri. Hadi bakalım Nur Hanım. Madem bizi şaraba alıştıracak. Hayırdır? İzin olursa Zeynep bana direksiyon öğretecek ağam. Ehliyet mi alacaksın? Bir öğreneyim de. Hey Zeynel. Meryem Hanım sana emanet. Nereye isterse götürürsün. Hadi uğurlar olsun. Baş üstüne ağam. Meryem. Dikkatli ol. Merak etme. Hiç vermeyecektin ona sen silah. Ne anlattı sana dün gece bu? Hem paramı hem namusumu ödeteceğim diyor. Bak hele. Kötü bir şey olmasın ona. Çok çekti. Bize de çektirdi Nur Hanım. Ne yapacağım? Bu durumda ne yapılır? Ya er koynuna ya yer koynuna. Yani senin anlayacağın münasip birini bulup evlendirmek lazım. Bunu da kim alacaksa. Sen merak etme. Zeynel kollar onu. Kurda kuşa yem etmeyiz. İstersen sağda kabzası sedef kalkmalı bir tabanca getireyim. Allah korusun. Doğru. Bu ellere kabze tutmak yakışmaz. Kötü de olsa herkes ana baba kuzusu. Tetik çekemez Nur. Tetik çeksin diye yaratmamış Rabbim bu elleri. Ne için yaratmış bileyim mi? Ne için? Okşansın diye yaratmış. Ya da okşasın diye. Dünyada en güzel şey sevdiğini okşamak. Heh.
Bir de... Bir de? Yeni doğmuş bir bebeği okşamaktır herhalde. Abim oteli satışa çıkarıyor. Ne? Gerekirse konkordato ilan edecekmiş. Kadim senden de duygusalmış. Bir iş adamı asla böyle davranmaz. Sırf intikam almak için kendini de zarara uğratacak. Depresyonda olmalı. Abine kol kanat germenin vaktidir. Güvendiği bir şeyler vardır belki, kim bilir. Bu hastalığın hiç iyi olmadı. Fazla açığa çıktık. İçeriden haber alamaz mısın? Ne düşünüyor, planı nedir? Abimi tanımaz mısın? Ketumdur, kimselerle paylaşmaz derdini. Bir tek... Bir tek ne? Ya şu Ezo diye bir kadın çalışıyor otelde. Ya onunla çok içli dışlı oldu son zamanlarda. Bizi gambazlayan bile o olabilir. Kimmiş bu kadın? Halkla ilişkiler falan mı? Yok canım, mutfakta çalışıyor. Ha, hastanedeki köylü kadın mı? Hı. Hastaneye de mi geldi? Hı hı. Evet. Kadim Bey işçileriyle bu kadar yakın ilişkiler mi kurmaya başladı? Süreyya. Neyse. İçeriden haber alamaz mıyız demiştim. Sanmam. Ama belki de alırız, kim bilir. Zeki. 517. Abla, acaba sen baksan? Meşgulüm, isteyen baksın. Zeki, sen bak. Tamam ustam. Buyurun efendim. Özel menü. Baş üstüne. Kadim Bey, özel menü istiyor. Aklıma takıldı. Sen sahiden bir çare buldun mu? Yani otelin satılmaması için. Ne bileyim, oturup konuşmaları lazım. Kiminle? Antep'ten bir ballı ağa vardır. Ha, hani mahalleye gelmişti. Ha, o işte. Parası pulu vardır. Yeni bir işe girmek istiydi. Sözünü ettim, olabilir dedi. Ebe oturup konuşacaklar ki anlaşılsın, olur mu olmaz mı? Aman bir daha da karışmam, tövbe. Kusura bakma Ezo, bir arkadaş. Kim acaba? Ben iyiyim, biraz fazla içmişim. Yok canım, o kadar dinlenecek vaktim yok. Yarın çıkarım artık. Görüşelim mi? Tamam. Abla, 517 hazır. İşim başımdan aşkın, hiç bana yaklaşma. Eylül, kızım Ezo meşgul, sen götür şu tepsiyi. Tamam babacığım. Hadi bakalım. Hadi kızım. Aferin. Kıvamı tamam mı onun? Afiyet olsun efendim. Bir dakika. Zencefil mi var bunun içinde? Bilmem ki. Düzgün bir iş bölümü yapamadı mı Kutsal Usta? Ben sorularıma cevap verirsiniz diye mutfaktan alıyorum servisi. Ezo yapıyordu servisi.
O biliyor her şeyin içinde ne var ne yok. Nerede bu Ezo Hanım? Aşağıda. Aşağıda. Zahmet edemedim yukarı çıkmaya. Size söylemem doğru değil ama işten ayrılmayı düşünüyor galiba. Ne? Ne demek ayrılmayı düşünüyor? Çok morali bozuk bu sabah. Neden? Bilmem ki. Galiba... Evet, çok vaktim yok. Açık konuşursan sevinirim. Peki. Biri bir kabalık etmiş kendisine. Kabalık? Kim? Personelden biri mi? Otel personelinden olmalı. Sabah morali çok kötüydü. Kimmiş? Ne demiş? Bilmem ki. Birine yardım edecek olmuş. Anlamadığın işlere burnunu sokma. Hadi yürü mutfağına git demiş. Ama kim söylemedi. Anlarız nasılsa. Gidebilirsin. Sağ olun. İyi ettim. Görecektin. Limon gibi sarardı. Bir de numaralar. Kim yapmış, neden yapmış? Kukumav kuşu gibi düşünsün şimdi. Ama ne düşünecek kendini düşünmeyen adam? Unutmuştur bile şimdiye kadar. No. Kuşkonmaz çorbasına zencefil koymak nereden aklınıza geldi Kutsal Usta? Ne zencefili? Ne münasebet efendim? Tepsiye aldırtınca kendiniz bakarsınız. Zencefil var içinde. Az da değil. Mutlaka bir yanlışlık olmuştur. Yoksa kuşkonmaz çorbasına zencefil konmayacağını çocuklar bilebilir. Öyle değil mi Zeki? Bilir tabii usta. Bilebilir yani. Her neyse. Dikkat edin biraz. İyi ki müşteriye gitmedi değil mi? Şöyle biraz yaklaşın. İyi dinleyin beni. Biraz sonra duyacaklarınız burada kalacaktır. Bu sabah otel personelinden biri Ezo Hanım'a çok kaba davranmış. Böyle davranışlara otelimizde yer olmamalı. Bunu yapanın kim olduğunu bilmiyorum. Merak da etmiyorum. Gammazlıktan hoşlanmadığımı bilirsiniz. Yalnızca şunu söylemek isterim. Hepinizin önünde o kişi adına Ezo Hanım'dan özür dilerim. Bu kadar. Şimdi işinize geri dönebilirsiniz. Gel bakayım buraya zencefili Zeki efendi. Gel gel. Gel. Sen çok soru soruyorsun. Benim de sana soracaklarım var. Ezo gelecek bu gece. Derslere başlıyoruz. Yemeğe gelsin, balık alırız. O saatte otelden kurtulamaz herhalde. Yemek yemiş gelir mutlaka. İyi, pasta alalım o zaman. Çay falan da yaparız. Tamam, süper. Abi, sen haklısın galiba. Ne konuda? Meryem'in başından bir şeyler geçmiş olmalı. Son görüştüğümüzde çok öfkeliydi. Ne olduğunu da söylemiyor. Birilerine, bir şeylere kin dolu. Sen biliyor musun ne olduğunu? Senin bildiğin kadar. Sana söylemiştim. Tehlikeli bir çevre bu. Tekinsiz. Sevmek de tekinsiz bir şey zaten abi. Önce eğlence sanıyorsun. Çocukken Luna Park'a gitmek gibi bir şey. Dönen zincirlere binmişsin. Uçuyorsun, uçuyorsun. Sonra bir bakıyorsun, ortalıkta kimseler kalmamış. Aleti durduracak kimse yok. Sevgilim dediğin bir görünüp bir kayboluyor. Zincir gittikçe hızlanıyor. Hızlanıyor, hızlanıyor. Gitgide daha hızlı dönüyor, daha hızlı. Tekinsiz işte. Rüya gibi.
Küsüz galiba. Ne münasebet. Ben size küsmem oğlum. Kendi kendime üzülürüm o kadar. Ya üzülecek bir şey yok ki. Öyle mi? Hı hı. Eğlence olsun diye mi satıyorsunuz oteli? Kim söyledi sana otelin satılacağını? Kuşlar haber verdi. Çok geveze kuşlar uçuyor bu evin çevresinde. Ya seni de boş yere üzüyorlar. Bak Nedim. Aslında bu ikinize de. Ama bir araya gelmeniz kolay olmuyor. Ha derseniz ki Elçin Hanım işlerimize burnunu sokma. Elçin anne. O ne biçim söz? Doğru bir söz. Ama bir parçacık hakkım varsa sizlerin üzerinde bana çocuk muamelesi yapmayın. Ha belli ki bir sorun var. Fısıldaşmalar. Eve gidip gelen tuhaf insanlar. Süreyya bir avukat biliyorsun. Biliyorum. Kadime de diş biliyor. Bak oğlum siz kardeşsiniz. Onun düşmanı senin dostun olamaz. Elçin anne, abim bir bunalım geçiriyor. Oteli satmaya kalkmasının başka hiçbir sebebi olamaz ki. Yalnızlıktan sıkıldı, mutsuz. Ya ben ne yapabilirim ki bu konuda? Sen yapamazsan ben bir şeyler düşünürüm, tamam? Tamam mı? Beni çağırtmışsınız. Oturmaz mısın? Yok, doktor Emre'lere gideceğim. Selim Bağ ders çalıştıracak. Ders? Ha, lise sınavları değil mi? Çok gergindim bu sabah. Tam üstüne geldim. Zaten özür de diledim. Anlamışsındır. Zahmet ettiniz ta aşağılara kadar. Bana kırgınsın. Biliyorum. Ama bu nasıl geçer onu bilmiyorum işte. Lütfen. Kendi müşkülünüzü çözün de gerisi mühim değil. Peki kim bu adam? Kim kim? Bana para bulduğunu söyledin ya. Nereden buldun? Ha vallahi. Bir kere karşılaşmıştınız otelin önünde. Hemşerim beni almaya geldiydi. Hı. Hatırlayamadım. Kim bu? Ya vallahi işte. Parası pulu var. Yeni bir işe yatırmak isteymiş. Hı. Onun bir de ruh kimin bir ahbabı vardır Nezir. O soktu aklına otele ortak ol diye. Ortak olacak öyle mi? Yani ne bileyim işinize gelirse. Kendi ne iş yapar? Asıl adı ne? Ballı değil herhalde. Yok, Selahattin'dir adı. Ama kendi de unuttuysa şaşmam. Herkes ballı der ona. İşi... bizim oralı işte. Ağadır, tarlası toprağı var. Böyle getir götür işleri yapar. Tüccar canım, ha tüccar denebilir yani. Tüccar denebilir yani. Ha öyle. Anlarız nasılsa. Peki nasıl olacak bu buluşma? Vallahi bir yemek yiyelim konuşalım dediydi. Peki. Sen konuş. En kısa zamanda buyursunlar. O da bize buyursunlar dedi ama. Bir söyleyeyim. Şimdi izniniz olursa. Evet. Ben hala bu işin olacağını sanmıyorum. Ama bir tanışmaktan ne çıkar? Öyle değil mi? Bağ mı değilsiniz yoksa kendi kendinize mi konuşuyorsunuz? Söylemek istediklerimi söyleyemiyorum. Söylemek istemediklerim de ağzımdan çıkıveriyor. Üzgünüm. Ben böyleyim işte. Öyleyse olayı var. Ne zaman konuşacak olsanız susuverin. Baktınız ki konuşmak zor geliyor. Ya Allah deyip söyleyiverin içinizden geçenler. Sağ ol. İyi dersler. Sağ olasın. Sağ olasın.
Ne oldu Zeynep? İzinli olursa bir şey diyeceğim ağam. Söyle. Meryem Hanım, Seyit'in yataklarını gezdireceksin diye tutturdu. Yapmazsan vallahi aile aranı bozarım dedi. Naçar kaldım ağam. Aramızı nasıl bozacakmış? Zaten ağama ihanet etmişim bir kere. Güvenmezmişsin bana. Kara çalacaktır belki ağam, kim bilir. Aferin Zeynel. Bana söylememiş olsaydın, işte o zaman kendine ederdin. İyi. Sen onu gezdir. Ateşe yaklaştırmadan, şöyle kıyıdan kıyıdan. Anladın? İstanbul'da yer mi yok? Sağ ol ağam. Sen her gün rapor edersin. Yaprak düşse haberim olacak. Oldu? Peki ağam. Şimdi, üç işçi bir işi tek başlarına sırasıyla 10, 15 ve 20 saatte yapıyorsa... Ha. Üçü birlikte bu işi kaç saatte yaparlar? 5 saatte bitirirler evvelallah. Nasıl bildin bunu? Çalışkan olan tembelin yükünü aldı, eşitlendiler, 3'e böldüm gitti. Kestirmeden gidersen olmaz. Bak şimdi, şu formülle adım adım çöz problemi. Ezo. Ne? Meryem'le hiç görüşebildin mi bu aralar? Yarın görüşeceğiz herhalde. Neden sordun? Hiç. Biz görüştük de. Hali bir garipti. Nasıl garipti? Bilmiyorum ki. Belki de benim abartmam. Yani belki bana öyle gelmiştir. Sen de arayacakmışsın. Anlatır mutlaka sana. Bir derdi varsa söyler herhalde. Şey, onunla konuşunca bana da haber verebilir misin? Yok, sırrını açarsa söyleyemem. Tabii, haklısın. Eğer bu kadar düşünüyorsan onu, bir derdi var. Git kendin konuş derim sağa. Ya hocamdan gizleyecek derim ya. Evet, çalışkan öğrencilere pasta çay getirdim. Oo. Dur, ne dur, zahmet dur. Ettim ben dur, daha... Hemen otur yerine. Dersten kalkınmaz. Ben servis yaparım. Beceririm, merak etme. Hadi bakalım, kolay gelsin size. Sağ olasın. Canını bununla mı koruyacaktın? Akılsız. Hadi. Hazırlan, seni bekliyorlar. Ne? Neredeler? Dükkanın önünde. Hadi. Arka kapı. Arka kapı yok mu burada? Ne? Caydım. Bitirir bunlar beni. Hata ettik Nadir baba. Halt ettik. Aman diyeyim beni buradan çıkar. Boşuna dememişler. Tavşanın kaçışını gördüm, etinden iğrendim diye. Hadi yürü. Gelenleri tanıyorum. Olmaz bir şey. Hakkını helal et Nadir baba. Nedir? Zor geçitten geçeceğiz. Senin üstünde bir hakkım yok çok şükür. Varsa da Allah affetsin.
Hadi. Uğurla onu. Ya devlet başa, ya kuzun neşe, ya Settar. Usta, bir şey soracağım ama kızmazsan. Daha şimdiden asabım bozuldu Zeki. Sor. Ama yine de dikkatli sor. Mene mene. Neden zeytin konmaz? Bu soruyu sadece beni sinirlendirmek için soruyorsun değil mi? Vallahi değil usta. Başka sorularım da var. Sakın. Anlamazsan meslekte nasıl ilerlerim? Yani yemek dediğin zevk işi. Diyelim ben turşulu makarna yaptım. Bu mutfakta öyle mi? Evet, evet. Ya da kuru kayısılı su böreği. Derhal sesini kes. Derhal. Ya Zeki, otel satılıyor, sen nelerle uğraşıyorsun? Geç. Canıyla oynuyor, canıyla. Konuştun mu Kadim Bey'le? Bu gece gelecek vallahi, bakalım. Ya bana yardımcı olur musun? Ne konuda? Öğleden önce 2 saatliğine kaçmam lazım. Babama dişçiye gideceğim dedim ama iş çok. İyi, git bakalım dişçiye. Merak etme, iş kalmaz. Sen bir tanesin. Ya Nedim Bey de çok üzgün. Öyledir. Bunları yapan Allah cezasını versin inşallah. Şşt, ilenme, ilenme. Nedenmiş? Bedduanın nereye gideceği belli olmaz. Dönüp de kendi yakınına geliverir, Allah korusun. Mutlaka biri bir alçaklık etmiştir. Ne dolaplar dönüyor sen bilmiyorsun. Nereden bileyim, mühim olan çare bulmak. He. Reçelli patates musakkası, şantiyeli pilav, kereviz kompostosu. Hapşıracaktım, hapşıramadım. Oh, 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 oh. Ballı. Günaydın gülüm. Günaydın. Uyandırmaya kıyamadım. Sen gidiyor? He, bugün iş çok. Görmem gereken ne var? Akşam da otele davetliyiz. Aa, hangi otel? Dediydim ya. Ezo'nun çalıştığı otel satılacak diye. Adam zor durumdaymış. Bakarsın ortak oluruz. Tehlikeli bir iş mi bu? Bilemedin Nur Hanım. Bu yapacağım en tehlikesiz iş. Sen hep deydin ya. Şöyle herkes gibi doğru düzgün işlerle uğraşsak. Az olsa da helal para olsa. Heh, bu öyle bir iş işte. Daha doğrusu öyle değiller. Hadi hayırlısı inşallah. Ben seni beklerim. Gece konuşuruz. Şömineyi yakarız. Yakarız güzel gözlüm. Konuşuruz. Güzel oluyor seninle konuşmak. Haydi. Hadi güle güle. Abim iyi değil Eylül. Onun için kaygılanıyorum. Haklısınız. İyi görünmüyor. Son günler de çok asabi. Ona yardımcı olmaya çalışıyorum ama ne yapacağımı da bilemiyorum doğrusu. Bir de maddi zorluklar var herhalde. Ya oteli satmaya kalkıyor. Kulağınıza gelmiştir. Çok üzüldük. Size bir şey olmaz canım. Çalışırsınız yine. Ama biz size çok alıştık. Ne olacak canım? Görüşürüz yine. Nereden görüşeceğiz? Ama belki de satılmaz otel. Ezo birinden söz ediyordu. Ortak olabilirmiş. Öyle mi? İyi, o da bir çözüm. Kimmiş bu? Bir kere biz görmüştük mahallede. Siyah fiyakalı bir arabayla gelmişti. Ballı Ağa diyorlar. Ballı Ağa? Ağa mıymış sahiden? Evet, evet. Yani tipi öyle, kesin. Eylül, başını belaya sokacak bu benim abim.
Duyduğun bir şey olursa, ne zaman olursa olsun ara beni. Tamam mı? Hı hı. Hem bu sayede seni daha sık görmüş olurum. Olur. Olur tabii. Ben de çok isterim yardımcı olmak. Eyvah! Öğlen servisine çok az kalmış. Zor kaçtım zaten. Hemen gitmeliyiz. Hesabı alabilir miyim? Tabii efendim. Tabii efendim. Hemen geliyor. Hani 27'nin çorbası? Gönderin. Ve böf ştroganoflarımı tamam, derhal maçlayın. Hadi. Hazır işte, hazır. Gidiyor, tamam. Gel. Eylül. Dişi nasıl oldu kızım? Hem söyle hem de kolları sıva. Bir çürük varmış, doldurdu. Ya? Nedim Bey nasıl oldu acaba? Acık midesi kanamış, mühim değil demiş doktor. Yüce Allah'ım korusun, hiç belli olmaz. Bizim Rıza amcaya da öyle dedilerdi. Küt dedi gitti adam. Zeki, o şom ağzını kapat yoksa ben kapatacağım. Daha sebze garnitür hazır değil. Hadi. Her şeyi Ezo'ya yükledik. O da yoruldu da. Sağ olsun. Şerife Hanım kimsenin yokluğunu hissettirmiyor ama o da yoruldu. Yoruluyor. Yani yorulabilir. O da insan. Hiç belli etmiyor. Yorulduğunu. Girin. Aa, Elçin anne. Nereden çıktın sen? Ne iyi ettin? Hı? E ne yapayım? Bugünlerde herkes gittiği yere habersiz gidiyor. Ben de öyle yapayım dedim. Ha, kim gitmiş habersiz? Nereye? Süreyya. Çat kapı eve geldi. Nedim'e yani. Ha. Neler oluyor bana anlatır mısın? Bana mı soruyorsun bunu? E Nedim'e sordum, cevap alamadım. Doğal olarak sana soracağım tabii. Hem... Hem ne? Oteli satışa çıkartan sensin, öyle değil mi? Kim söyledi bunu sana? E kim söylediyse söyledi canım. Ha cevap vereceğine soru soruyorsun. Kim söylediyse acele etmiş, daha belli değil. Bana şimdi bir bir anlat bakalım. Neler oluyor? Tamamıyla benim hatam. Zamanlamayı doğru yapamadım. Bankaya borcumu ödemek için tedbiri düşünüyorum şimdi. Hepsi bu. Peki Süreyya'nın tam bu sırada neden ortaya çıktığını biliyor musun? Bak onu bilmiyorum işte. Ya bırak bunu Elçin anne. Hoş geldin. Hadi güzel bir yemek yiyelim şimdi seninle. Nedim senin için kaygılanıyor. Bunalımda olduğunu düşünüyor. Yani onu hiç böyle görmemiştim. Kusavus'a merhaba. Bil bakalım kim var burada. Meryem, bu ne hoş sürpriz. Kusura bakma, telefon bile edemedim. Saçmalama, gelsene. Rahatsız etmiyorum inşallah. Şaka mı ediyorsun? Daha güzel hiçbir şey olamazdı. Gel. Otursana. Öğleden sonra Ezo'yu göreceğim. Biliyorum. Dün gece buradaydı. Ders falan çalıştık. O da dertli mi benden yana? Yo. Neden dertli olsun ki? Ne bileyim. Herkes benim için kaygılı sanki. Sen bile bir garip bakmaya başladın.
doğru. Neden peki? Değişiyorsun. Nasıl? Bilmem. Seni ilk tanıdığımda daha ürkek, daha çekingendin. Şimdi alıştın sanki İstanbul'a. Her an kavgaya hazır gibisin. Öyle olmak gerekiyor Selim. Ama sevdiklerine karşı değil. Tamam o zaman. Sevmediklerine görüşme, olsun bitsin. Ne içersin? Kahve. Tamam. Ama ben yapacağım. Ama ben... Hiç itiraz istemem. Sen dön kitaplarına. Ama... Ya ev arkadaşıymışız gibi. Sen ders çalış, ben kahveleri getireyim. Olmaz mı? Olmaz mı hiç? Olur tabii. Olur. İçini ferah tut, kötü bir şey olmayacak. Buyurun. Ay Kutsal ustacığım, ne zahmet ettiniz. Ay ne çok bunlar. Az az yaptık ama çeşit çok. Tadımlı. Kutsal usta, döktürmüşsün yine. Erçin anne, daha sık gelmelisin sen. Açıkça torpil yapıyorlar sana. Nedim Bey nasıl? İyi mi sözüm ona? Kalktı çıktı bugün. Oysa doktor en az bir hafta dinlenmesi gerektiğini söyledi ama dinleyen kim? Hı-hı. Kutsal usta, nefis bu, nefis. Kadim Bey haklı. Daha sık gelmelisiniz buraya. Ellerinize sağlık. Ezo. Hı. İyi misin? Kaçta geliyorlar? 8'de falan geleceklermiş. Falan ne demek? 8 mi değil mi? He, 8'de. Ama balığa 8'ler, 19 olur, orasına karışma. Bu adamın bir saati de mi yok? O zaman 7'de de gelebilirler. Doğrudur, gelebilirler. Evet. Yani kesin gelecekler de bilmeyeyim artık ötesini. Gelsinler bakalım. Sen yemekte bizimle olacaksın değil mi? Ben? Yok canım, daha neler. Siz hiç konuşacaksınız. Danıştırır, mutfağa kaçarım. Yok, mutfağı Kutsal Usta halleder. İzin verirsin değil mi Kutsal Usta? Hay hay. Hay hay. Ben yine de bir şeyler yapayım da. Neden? Yedek. Bunlardan Ballıağa'ya götürürsek ben böcek yemem der, çıkar işin içinden. Evet. Şimdi anladım bakalım. Ha, kimmiş bu Ballıağa? Ha buyur ağam. Ezo Hanım. Biz 5 dakikaya oradayız. Tamam.
Haydi. Vallahi geldiler. Hadi bakalım. Hadi geldiler. Elimizi çabuk tutalım. Efendim. Tamam, iniyorum. Nazırım, gel. Ha, geldiler. Geldiler, evet. Geleyim. Hoş geldiniz. Nasılsın, Balla? Nazır? Kadim Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selahattin Bey'di değil mi? He, nüfustaki şey meyledir. Bu Nazır, kardeşim gibidir. Memnun oldum, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Önce bir içki alır mıydınız? Böyle mi? Ha ha. Hoş geldiniz kardeş. Buyurun, siz de buyurun. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Buyurun, kartı istedim. Seyfo, şu benim kartvizit vardı. Ver bakayım. Ver bakayım. Ha. Buyurun, bu da benimki. Teşekkür ederim. Nasılsın yeğenim? Sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz. Siz nasılsınız? Yuvarlanıp gidiyik Allah'a çok şükür. Sağlığımız yerinde. Daha ne olacak? Değil mi? Ticaretle uğraşıyormuşsunuz galiba. Öyle. Ufak tefek. Şirketinizin adı yazmıyor kart vizitinizde. Ama telefon geçerli herhalde. Şirket var da sen beni cepten ararsın. Şirkette kim duruyor Nazır? İlhan, Sevim Hanım. Sen beni cepten ara, cepten. Tabii. Ben şirketinizin iştigal mevzunu merak etmiştim aslında. Ezo Hanım'a sormuştum ama. İştigal... Ticaret işte. İthalat, ihracat. Ne üstüne? Yedek parça, elektronik eşya, oyuncak, şu bu, duruma göre işte. Anlıyorum. Nasıl gidiyor? Ya kasım kasıl iyiler. Ter bastı. Yemeğe otursak da birbirlerine alışsalar. Eylül, bırak sohbeti kızım. Melanzeni yakmadın inşallah. Ben çıkardım usta. Anam ana. Evet. Hadi kardeş. Önce Ezo Hanım'ın sağlığına içelim. Eyle, bizi buluşturan o. Bir bardak şarap içer misin? Yok, ben ağzıma koymam. Size afiyet olsun.
Demek sen hep şarap içeyim böyle. Genellikle, evet. Antep'te ne şarap yapılırmış vaktiyle. Rahmetli dedem meraklısıydı şarabın. Ya. Yapılıymış, evet. Kadın beyin içtiği de Fransız şarabı galiba. Yok, İtalyan, Toskana şarabı. Brunello del Montalcino, 1998. Tatmak ister miydiniz? Yok, ben karıştırmayayım. Tabii. Koy bakalım nasıl bir şeymiş bu İtalyan şarabı. Yeter, ver. Beğendiniz mi? Alo, ben Eylül. O ballı ağa geldi. Evet, şimdi yemekteler. Öğrendim, Selahattin'miş adı. Soyadı da Güneş. Ha, öbürlerini bilmiyorum. Hepsi silahlı falanlarmış galiba. Bir şey değil. Kendinize iyi bakın. Sen de iyi bak kendine. Görüşürüz. Süreyya, içerideki adamımız iyi çalışıyor. Bak, not al istersen. Selahattin Güneş. Her şeyini araştır. Yarın konuşuruz, tamam. Hadi iyi geceler. Evet yeğenim. Kesene bereket. Karnımızı doyurduk. Bizimkisi malum. Hem ziyaret hem ticaret. Ezo Hanım sözünü etti. Bir müşkülünüz varmış. Çözülür inşallah. Çünkü kalbi temiz olunca insanın çözülmeyecek iş yok. Öyle değil mi Ezo Hanım? Öyle ya. Öyledir. Tabii öyledir. Senin de kalbin temiz. Nereden bileyim dersen Ezo Hanım'ın iyi dediği kişi bizce de iyidir. Sağ olsun. Sizleri de çok sevdiği belli. Yalnız bir sorum olacak ayrıntılara girmeden önce. Hay hay, buyur ne istersen sor. Bizde gizli saklı bir şey yoktur. Hep böyle dostlar arasında oturmuş konuşuyoruz. O bakımdan sorabilirsin yani. Evet, buyur. Sizi ne motive etti? Buyur. Yani bu sektöre girmek için sebebiniz ne? Vallahi yeğenim, biraz paramız pulumuz var şükür. Yani Ezo Hanım sizden söz edince, yoksa kimsenin bir şey ettiği yok. Yatırım yapar mısın? Evet yaparım, o kadar. Bence bir fizibilite yapmalısınız. Sonradan hayal kırıklığına uğramanızı istemem. Hayal kırıklığı niye olsun ki? Birbirimizin kalbini kırmadıktan sonra bir takıntı mı var? Anlamadım, ne gibi? Canım olur ya, düşman olur, tehdit ederler, haraç isterler, ben ne bileyim. Varsa da hallederiz, o başka da. Bilmek lazım. Yok. Yok öyle bir şey. Bankadan kredi almıştık. Bakanlıktan teşvik kredisi bekliyorduk, çıkmadı. Alırız o krediyi de. Ne demek? Değil mi Nezir? Bakarız. Alınabilir tabii. Neye alınmasın? Peki. Ben size bilançoyu sunarım, incelersiniz. Yeni bir şirket yapılanmasına da gidilebilir tabii. Şimdi Kadim Bey kardeşim. İstersen yapılanırız falan da. Senin borcun ne kadar? 22 milyon dolar. Güzel. Ben sana öbürsü gün gönderirim parayı. Borcunu ödersin. Öbür gün? Heh. Hiçbir işlemi bitiremeyiz öbür güne kadar Selahattin Bey. Ballı da kardeş, bırak şu kafa kağıdını. Şu işlemler filan sonra yapılır. Benim seni gözüm tuttu. Temiz bir adamsın belli. Borcunu öde. Ortak edeceksen üstünü de öderiz zamanı gelince. Neye dayanarak alacağım parayı? Bankada göründüğü an. Canım, bankanın lafına eden oldu mu şimdi? Apollo Seyfo getirir. Sen burada yaşayın herhalde, buraya bırakırlar. Çantayla göndereceksiniz parayı. He, çantayla. İstersen çuvalla göndeririz. Nasıl istersen. He? Peki gönderdiniz diyelim. Ya inkar edersem? Beni tanımıyorsunuz bile.
İnkar. Yani şimdiye kadar olmadı böyle bir şey. Olursa düşünürüz. Hem birbirimizi daha iyi tanımış oluruz o zaman, değil mi? Anlaştılar mı? Aman yok anam, bunlar anlaşamaz. Niye? Biri de bayram haftası, öbürü de mangal tahtası, nafile. İyi de Ezo, ne olacak şimdi? Daha it dişiler. Aman kardeşim bana ne? İt dişi domuz derisi. Ben bir katmer edem de bu balığa sufle mufle yemez boşuna. Sağ olasın. Ezo Hanım. İyi geceler. İyi akşamlar. Hoşça kal bacım. Hadi iyi akşamlar. Hoşça kal. İyi geceler. Ha Nezir, bir çorba içelim ha. Tamam. Haydi. Anlaşabildiniz mi bari? Bu ortaklığın olamayacağını anlamıyorsun değil mi? Anlamaz olur muyum? Olmaz tabii. İyi, hiç olmazsa gözlerimle gördün. He, gördüm. Kimse burnundan gıl aldırmayayım maşallah. Ben mi? Adamlar mafya mıdır nedir, daha konuşmayı bilmiyorlar. Bana sorarsanız pek de güzel konuşuyorlar. Ama siz o dili bilmişsiniz. Türkçe konuşmaya çalışıyorum herkes gibi. Kötü konuştuğumu da zannetmiyorum. Ama biz kötü konuşuyoruz, öyle mi? Biz diyor bak, Allah Allah. Ben sana bir şey mi dedim şimdi? Bunlar iş adamı olacak bir de. Ama parası var. Yasa dışı yollardan kazanmışlar parayı, belli. Adam çantayla para gönderecekmiş bana. İşe bak sen. İyi, başka işim kalmadıysa gideyim ben. Yoruldum. İyi geceler. Katmer çok güzeldi. Ellerine sağlık. Size sufle gönderdiydik ama katmer mi yediniz? İyi, o dili bilmeseniz de damak çalışayım maşallah. Afiyet olsun. Güzel şeyler hazırlamışsın Elçin Hanım. Afiyet olsun yavrum. Misafirim var herhalde. Neyse, bu defa kahvaltıya yetişti. Ben kimseyi beklemiyordum ama. Günaydın. Ah, hoş geldin oğlum. Kahvaltıyı kaçırmamışım, ne güzel. Günaydın. Aman kimler gelmiş. Otur, otur. Ne güzel sürpriz bu, ne iyi ettin. Hadi başlayayım. Nazan Hanım servisimi getiriyor. Nerede nesileceksiniz? Müjde vereyim istedim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ver çocuğum. Oteli satmıyorum. Ay, bundan güzel haber mi olur? Peki nasıl hallettin banka borcunu? Hallettim sayılır. Orada kalacağım kendime. Kim? Öğrenmemde bir sakınca var mı? Şimdilik sakınca var, evet. Gizli. Benden de mi gizli abi? Hayır, Süreyya'dan gizli. Dinle beni dedim. Bilerek Elçin annenin yanında açtım konuyu. Birincisi, bunalımda ya da depresyonda olmadığımı falan çok iyi biliyorsun. İkincisi, asıl ben senin bunalımda olduğunu düşünüyorum. Bu iki konuda anlaşırsak, belki durumu düzeltebiliriz. Ne dersin? Anlaşabilir miyiz? Ne diyeyim, hadi. Bana abilik taslama. Nedim? Ben senin abinim Nedim. Tepeden bakmaktan vazgeç. Nedim, abin senin o. Sen karışma. Cevabın bu mu? Ya beni rahat bırakın. Kimse büyüklük taslamasın bana. Kimse. Ben artık burada kalamam. Sakın ha, sakın. Sakın. Asıl şimdi ihtiyacı var sana. Çok yalnız o Elçin abi. Çok. Bunu bil istedim.
Lütfen yanında kal. Nereye gidecekmişiz Osman abi? Eftelya'da yara etmiş kadın beni. Neresi orası? Boğaz'da. Biraz sosyetik bir yer. Hadi buyur. Yok yok, ben ona bineceğim. Dağda nasılsınız? Hem çağırdın hem susuyorsun diyorsun, değil mi? Ama önerdiğin yöntemi deniyorum. Hani konuşmak istediğinde sus, susmak istediğinde konuş demiştin ya. Bugün hep içinizden konuşmak geliyor anlaşılan. Aslında evet. Ballı aile ortaklık kurmaya karar verdim. İyiymiş. De, acaba o ne karar verdi? Kendi bilir. Ama ortaklık kurulacaksa benim kurallarımla kurulacak. Bu onun için de daha hayırlı olur. Amacı temize çıkmaksa başka türlü olmaz zaten. Canım, ben sizi tanıştırdım, bitti. Ha, kartlarınızı neyin de aldınız? Gerisi size kalmış. Ben bunu sen olmasan kabul etmezdim. Aman Kadim Bey, benimle ne ilgisi var? Ağzınızı açınca milyon dolardan aşağı laf çıkmayayım maşallah. Yok, benim boyum çok aşar bu işleri. Ben Ballıağa'ya hiç güvenmedim. Ama söylediği bir şey var. Ona ben de inanıyorum. Neymiş o? Ezo Hanım için iyi olan kişi bizim için de iyidir. Yanılmış olmayasınız yani. O sizin kalbinizin temizliği. Benim kalbim. Yani... Ben duygusal kararlar vermem. Bu da değil. Sen benim için... Yani bana... Uğurlu geliyorsun. Uğurlu. İyiymiş. O zaman otelin maskotu yaparsınız beni. Buyurun. Teşekkür ederim yavrum. Ben hallederim, sağ ol. Bana kırgın olduğunu biliyorum. Üzgünüm sadece oğlum, sizin için. Birbirinizi kırmanıza yüreğim dayanmıyor. Beni anlaman için bunu getirdim sana. Bu ne? Selahattin Güneş. Kim bu adam ayol haydut gibi? Gibi değil, haydut. Kadimoğlu'nun yeni ortağı. Ne yediği belirsiz. Aslında belirli. Kara para aklamaya geliyor. Ve Kadim bu adama kucak açıyor. Anlıyor musun beni şimdi? Cinayetten bile yargılanmış. Beraat etmiş ama. Nedim, bu doğru mudur oğlum? İyice bir anlamak lazım. Ha, bu çok ciddi bir iş. Bir şey anlarsan bana da anlat, olmaz mı Elçin anne? Bak, senden tek istediğim bir şey var. Her şey için beni suçlama. İyi oğlun belki de iyi olmaktan vazgeçmiştir. Kim bilir? Aa! Ay, bu adamı tanıyorum ben. Bizim mahalleye gelmişti. Ezo'nun hemşerisi değil mi bu? Bahsetmişti bir ara. Ballığa dediği buymuş demek. Ta kendisi.
Bir de o var işte. Ezo Hanım. Hepiniz pek bir sevdiniz. Yabancılara kucak açarken daha dikkatli olursunuz artık. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk. Erkenden çıkmışsın. Erken çıktım ya. Artık iş adamı oluyor ki. Olacak mı otel işi? Ya öyle dedim ki gülesiz. Nezir olur mu olur diye ama. Cık. O herifle ortak olunmaz. Sahtekardır. Hadi. Yok canım. Yok da. Nasıl anlatsam sana. Böyle burnu kaftağında bir adam işte. Mır 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 beynimi yedi bütün gece. Bir de o otelde kimse yemek yemez. Neden? Ya ne yesen sahte? Et getirdiler kanı kurumamış. Makarna yedik takır tukur çiğdir ha. Allah'tan Ezo Hanım bir katmer yapmış da gider ayak midemiz şenlendi. Alafranga mutfak. He. Sevmezsin sen. Yok ya bize yenilik çok artık. Artık ne sevdiyse bu gerek bize. Ben sana bir şey getirdim de. Bak bakalım. Sultan yüzüdür ha. Yakışır sana. Sultan yüzüğü? He. Bana getirdin. De haydi. Ala diye getirmedik, gül diye getirdik. Ne yani? Bir acı kahveyi hak etmedik mi şimdi? Hemen. Haydi. Sağ olasın Osman Rica abi. Ederim. Yok lütfen. Elçin annem. Odamda mısın? Tamam. Ben de şimdi girdim otele. Hemen geliyorum. Elçin anne buradaymış. Sesi de iyi değil. Ne oldu acaba? Sizin aranızda üzüm üzüm üzülüyor kadın. İzniniz olursa ben de bir uğrayıp yüzünü göreyim. Tabii gel. Elçin anne, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Ziyaretin bana mı yoksa Kutsal Usta'nın yemeklerine mi? Yemek yedim oğlum, sağ ol. Ben sana bir acı kahve pişireyim şimdi ellerinle. Teşekkür ederim Ezo, zahmet etme. İzin verirsen Kadim'le özel bir şey konuşmak istiyorum. Siz mi? Tabii, ben zaten bir yüzünü görem diye geldim. Hem mutfakta iş çok. Hadi bana müsaade. Neler oluyor? Niye böyle davrandın Ezo'ya? Otur da konuşalım oğlum. Bak oğlum. İşlerinize karışmadım bugüne kadar. Ama daha fazla da susmaya hiç niyetim yok. Hayır istemezseniz söyleyin onu bileyim ben. Zeki, Kutsal Usta'm orada mı? Usta ben gelemeyeyim bugün, kusura bakma. Bir şey olur da görüşemezsek hakkını helal et. Hmm.
Ağlamak yok Ezo. İstanbul burası, yumuşama. Kendi başınasın işte, anladın artık. Sağlam tut adımları. Geçe dağlar, yol ver kurban olur, yârim geçe dağlar.